Kennedy'nin Amerika serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Halihazırda devam etmekte olan Endonezya iç savaşımız devam ediyor ve birliklerimiz hiç supply almıyorlar. Çok kötü durumdalar. Bu birliklere acilen supply ulaştırmamız lazım. Organizasyonları da kötü durumda, bu yüzden güçleri de çok düşmüş durumda. %20 güç ne oğlum? Burada acil bir plan değişikliği yapıp ortalığı toparlayıp buradaki Japon varlığını sonlandırmamız lazım. Yani Malezya'yı kurtarmışken Endonezya'yı kaybetmek bize yakışmaz. Amerika'ya yakışacak şey değil. Filipinleri de yanımıza almışken özellikle Pasifik'teki tüm Japon varlığını kısıtlıyoruz yavaş yavaş. Hadi başlayalım o zaman. Detroit çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Alt kesimde genellikle siyahiler var ve suç oranları çok artmış durumda. Tabii bizim bildiğimiz Detroit arkadaşlar, şu anki Amerika'daki Detroit, çok daha kötü durumda olan ve beyazların şehri terk ettiği gettolardan oluşan eski bir sanayi şehri. 1960'larda Detroit halen gelecek vadeden büyük bir otomotiv sanayisi şehriydi arkadaşlar. Tiano'da da aynı şekilde, ancak burada geçim sıkıntısından dolayı, fakirlikten dolayı sıkıntılar baş göstermiş. Kennedy de bunlara değinip Amerika'yı kurtaracağını halka duyuruyor. Sıradaki adresimiz Yellowstone. Yellowstone bölgesinde de başarıyla konuşmasını tamamlıyor Kennedy'miz. Şimdi Seattle'a gideceğiz ve bu bölge çok farklı kimliklerin olduğu bir bölge, karışık bir bölge biraz. Ne hakkında konuşalım diye soruyorlar. Sivil haklar hakkında konuşursak MPP bölünmeye devam edecek kendi içerisinde. Ya da yoksulluk hakkında konuşalım biz. Çok da seçmenimizi bölmeyelim. Kennedy'ye halkın ilgisi gerçekten yoğun arkadaşlar. Batı kıyısını gezmeye devam edeceğiz. Batı kıyısı şu şekilde gördüğünüz üzere. Sıradaki adresimiz ne diye soruyor. Bence hazır buraya gelmişken bir Oregon yapalım. Bize de yakını. Portland'da konuşuyor başkanımız. Arkadaşlar, haritada her ne kadar sadece San Francisco ve Los Angeles'ta Japon limanları gözükse de tüm batı kıyılarında, önemli endüstriyel kıyılarda Japon özel limanları var. Kennedy buna değiniyor konuşmasında. Bu özellikle batı tarafındaki halkımız için en büyük sıkıntılardan birisi, en büyük acizliklerimizden birisi oldu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bunun farkındayız ve bunu çevirmek için elimizden geleni yapacağız diyor. MPP olarak Portland'ın yanındayız diye haykırıyor. Peki şimdi San Francisco'ya geçeceğiz. San Francisco'da ne üzerine konuşacağız? Sivil haklar mı yoksa sendikalar mı? Ben sendikalar hakkında konuşmayı tercih edeceğim. Paktımın henüz dağılmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu an zaten %75 dağılmaya yakın durumda. Evet, %75'teyiz. Daha da dağılmayalım. Zaten zamanla biraz dağılacak gibi duruyor. San Francisco, Amerikan halkının cidden en pişman olduğu bölgelerden birisi arkadaşlar. Burada hemen diplerinde kocaman bir liman var Japonların işlettiği ve bu bölgeye hiçbir Amerikan varlığı giremiyor. Bob Kennedy elbette bunun üzerine çok sert bir konuşma yapıyor. İllegal olarak topraklarımızın işgal altında olduğunun farkındayız ve bunu ortadan kaldıracağız. Tabii ki bu da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Texas'a ulaşıyor ve büyük bir konuşma yapıyor arkadaşlar Bob Kennedy. Austin şehrinde, Texas'ta. Ayrıca burada yanında LBJ, yani Sivil Haklar Yasasını beraber çıkardığımız Demokrat Parti senatörü Lyndon Johnson da var arkadaşlar. Ve bir Demokrat Partili olmasına rağmen buranın senatörü olarak yanında duruyor Kennedy'nin ve konuşmasında ona destek oluyor. Gördüğünüz gibi Johnson'la beraber Sivil Haklar Yasasını hallettik. Mevzu ülkemizin sorunlarıysa partilerin çizgilerinin hiçbir önemi yok. Progresifler ve Cumhuriyetçi Demokratlı olarak aynı yolda yürümeye de alışmamız lazım. Biz kendi ayağımızın üstüne basıp ülkemiz adına köstek olmayacağız diye bir konuşma yapıyor Kennedy ve büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Sıradaki durağımız ise Alabama arkadaşlar. Alabama'da bizim başkan adaylığı seçimimizde yendiğimiz George Wallace var. George Wallace bildiğiniz üzere ırkçı bir herif. Segregasyon devam etmesini istiyordu. Peki biz Alabama'da ne konuşacağız bu herifin eyaletinde? Alabama'nın yoksullarını mı konuşacağız, yoksa sivil haklar yasasını konuşup burada biraz kızgınlığa mı yol açacağız ve partiyi mi böleceğiz? Ben biraz Wallace'ı sinir etmek istiyor ve partiyi bir kenara koyup Wallace'a laf atacağım. Bob Kennedy'miz odasında, otel odasında dinlenirken televizyon açıp gelişmeleri izlemek istiyor Avrupa'daki. Ancak Avrupa'daki gelişmelere bakacakken canlı yayında Wallace'ın kendisi hakkındaki konuşmasına denk geliyor canlı yayında. Ve Wallace bu Yankee herif, politik bir tecrübesi olmayan herif, ben yıllardır senatör olarak Alabama'nın başındayım, beni ve Alabama halkını kötülüyor. Ayrıca MPP içerisindeki birlikteliği bozmaya çalışıyor diyor. Bu herife geçit vermeyeceğiz diyor. Bunu Amerikan başkanına diyor. Bobby televizyonu kapatıyor arkadaşlar ve arkasına yaslanıp tam olarak istediğim sonuç buydu diyor. Şimdi George Wallace'ın kıçını tekmelemenin zamanı geldi. Biraz uğraşalım şu herifle. Bugün arkadaşlar Kennedy başkan yardımcısıyla beraber
Otel odalarından çıktığında karşısına Wallace'ın çıkacağını bilmiyordu ve Wallace devamlı kendisine bağırarak konuşmuş. Bob'un ağzını açmasına bile izin vermemiş. Bob da kenetlenmiş kalmış başkanımız. Ve bu kötü bir tecrübe oldu. Kameraların önünde bir senatörle başkan tartıştı arkadaşlar. Bu progresif kanadın gücünü azaltıyor. Aynı zamanda milliyetçi kanadın gücünü yükseltiyor. Biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Belki de Bob biraz ağzını kapatmalı bazen. Amerika, MPP ve Robert F. Kennedy liderliğinde arkadaşlar yeni dış politikasını duyuruyor. Bu OFN ülkelerine giden yardımı iki katına çıkaracağımız, Japonya Paktı'na karşın tüm önlemleri gerekli gördüğümüz bir plan. Tabii skeptik yaklaşıyor Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Acaba bu ağır ekonomik politika iş görebilir mi? Çünkü izolasyoncuydu aslında Robert. Ancak başka olunca fikirleri değişti herhalde. Aynı zamanda bu politikanın farklı kişiler üzerindeki etkilerini görüyoruz arkadaşlar. Yok, burada Philip Hart, ileride Amerikan başkan adayı olacak bir liderimizi görüyoruz. New York'taymış şimdi. Jen Kirkpatrick de ortalıkta dolanıyor bu kadın kişisi, feminist düşmanı. Dolaşsın. Evet, sosyetemizin güzelliği, iyiliği için yoksulluğa karşı savaş kampanyamızı başlatıyor. Ve bu sayede büyük bir destek topluyoruz toplumdan. 4 yılda bir başkanlık ve senato seçimleri olsa da arkadaşlar belirli eyaletlerde ara seçimler olur. Biz şimdi MPP olarak ara seçimlere hazırlığa başlayacağız. Eğer düşündüğüm operasyon başarılı olursa ve biz paketlenmezsek çok güzel bir paket geliyor arkadaşlar şu an. Lütfen olsun. Lütfen paket yemeyelim. Yoksa biz paket yersek bu devlet tamamen çökecek. Endonezya Savaşı'nı kaybetmek istemiyorum. Bu sırada dış politikayı birazcık bırakacağım. Tabii portlarla ilgili adımlar atarız ancak öncelikle bölünmüş olan toplumumuzu kurtarmamız lazım. Şimdi FBI Başkanı Hoover'ı bir kenara çekip FBI'yi istediğimiz hale getirmek isteyeceğiz. Umarım Hoover'ı dizginleyebiliriz. Şimdiye kadar hiçbir başkan dizginleyememiş. Ben yeni taktiğimi buldum arkadaşlar. Ben burayı boş bırakacağım. Buradan Japonlar ve Endonezyalılar ilerledikçe buradan paket atacağım. Buradaki birlikleri temizleyeceğim. Böyle böyle döngüde bu savaşı sürdüreceğiz. Hoover'ın FBI ve Amerikan siyaseti üzerindeki etkisini azaltmamız ve progresif ajantamızı Amerika'ya entegre etmek istiyorsak böyle eski fikirleri ortadan kaldırmamız lazım. Tabii politik olarak biz Nazi değiliz. Kimsenin kafasına şey yapmıyoruz. Hoover hakkında dedikodular var arkadaşlar. Hoover ve uzun zamanın arkadaşı Clyde Tolson devamlı erkeklerin kendi aralarına takıldığı, özellikle yakışıklı ve genç erkeklerin takıldığı partilere gidiyor ve bazı olaylar yapıyorlarmış. Belki de Hoover'a kendi ilacından verirsek onu susturabiliriz. Hoover'ı tek yataklı bir otel odasında yakın dostu Tolson ile beraber görüntülemeyi başarmış ajanlarımız. Aynı zamanda otelin barında bir takım yakışıklı erkeklerle de konuşup onları odaya falan davet etmişler. Allah Allah, biz bu işi biraz daha irdelemeye devam edelim bari. Polisimizin ırkçı olduğuna dair çok sayıda rapor var arkadaşlar. Şimdi bunları halletmemiz lazım. Polis departmanında ırkçılığa hayır diyor başkanımız. Turmund denen senatonun başındaki herif de başkanımıza laf ediyor. Kardeşim biz aynı partinin elemanlarıyız ya. Başkan seçilmişim başkan. Bu arada Endonezya'da çok güzel başarıya doğru ilerliyor gibi hissediyorum. Ancak hızlı bir başarı elde edemezsek Endonezya paramparça olacak. Çünkü durumlar bunu gösteriyor arkadaşlar. Benim Endonezya'da yardım ettiğim devletin hiçbir ekipmanı yok şu an. Ben de ona yardım edecek ekipman gönderemiyorum. Çünkü yeteri sayıda command power kazanamıyorum maalesef. Şimdi biraz halktan destek alalım. Başkanımız çok radikal davranırsa maalesef vuruluyor arkadaşlar. Yani başkanlığımın birinci, ikinci yılında vurulmak istemem şahsen. Abimin mirasını o kadar taşımayayım yani. Abimin iyi mirasını taşıyayım daha doğrusu. Vurulmayayım. Afrika'da arkadaşlar %50'nin altına inerse herhangi bir ülkede stabilite yavaş yavaş uyarılmaya başlıyorsunuz. Buradaki stabiliteyi acilen düzeltmem lazım. Bu ülkelerde sıkıntı yok. Bu iki tane Afrika'daki hükümet stabil ilerliyor, istikrar ilerliyor. Ancak bu Angola'daki hükümet sıkıntılı. İç savaşa doğru sürüklenen bir süreç var. Eğer burası dağılırsa tüm Afrika'yı kaybederiz. Burası üzerine ufak ayarlamalar yaparak dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Endonezya'yı da acilen bitirirsek oraya daha iyi odaklanabileceğim. Yoksulluğa karşı mücadele kampanyasında başkan MPP içerisinde birliği sağlayarak milliyetçilerle görüşerek mi ilerleyecek? Ancak bunu yaparsa daha az liberal görülecek ve sendikalar tarafından desteği azalacak. Yoksa partisine boyun eğmeyip tek başına mı ilerleyecek? Ben artık bu kadar radikal olmamalıyız diyorum. Herkesin iyiliği için görüşme yapmalıyız. Milliyetçilerle anlaşmalıyız. Çin'de bağımsızlık yanlısı Çin hükümeti Long Qun liderliğinde işbirlik içine savaş ilan etti. Bu devlete yardım edecek herhangi bir yolumuz var mı göreceğiz. Ben sanmıyorum çünkü tamamen deniz tarafından çevrelenmeyen dağlık arazide bir ülke maalesef. Cepheyi öyle bir yardık ki yani
Necip Fazıl surlarda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes derken bu gediyi kastetmiş olabilir arkadaşlar. Temizliğe giriştik şu an Ender Özyağı üzerinde. Aynı zamanda buradaki birliklerimizle beraber başkentlerine ilerlemeye başlayacağız. Zaten Jakarta'yı aldık. Asıl başkentleri Jakarta'ydı. Ancak şimdi bu Java bölgesini aldıktan sonra asıl hedefimiz olan bölgeye doğru ilerleyeceğiz. Batısından doğusuna bu kadar doğal kaynağa sahip güçlü bir endüstriyel ülkede açlığın olması, yoksulluğun olması normal bir şey mi? Hayır, değil. Ve biz Beyaz Saray ekibi olarak bunu engelleyeceğiz. Artık Amerikan ailesi daha mutlu olabilir. Geleceğe güvenle bakabilir. Ayrıca evlenen bazı isimleri görüyoruz. Burada beni ilgilendirmiyor şu an. Gördüğüm kadarıyla ileride ilgilendirirse de anlamış oluruz. Ve arkadaşlar, Java bölgesine ilerlemelerimiz devam ediyor. Bu bölgeyi de temizledikten sonra en son Pontianak'a doğru ilerleyeceğiz. Tüm Japon varlığı sileceğiz hayırlısıyla. Pasifik'ten bir mesaj geliyor Irkutsk'tan. Kendilerini Sovyetlerin devamı olarak gördüklerini ve Amerika ile ilişki kurmak istediklerini gösteriyorlar. Tabii açığız kendilerine. Kendilerini tanıyoruz. Hoover bizimle beraber yol almayı kabul etti arkadaşlar. Kendisi faşist paramiliterlere karşı yanında olacağını bize belirtiyor. Acaba neden? Oysa biz ona hiçbir şey yapmamıştık. Allah Allah, niye böyle oldu ki? Evet, polis direktörleriyle buluşmuş başkanımız. Polise çeki düzen vermenizi, polisin ırkçılığı bitirmesini istiyor kardeşim. Yeter artık ya. Beyazsın diye yani siyahi bir herif görünce ayağının altına almana gerek yok diyor. Yapmamalısın diyor. Ayık olun diyor. Tabi milliyetçi kanat bunu pek pis beğenmeyecek. Ancak başkanımız progresif ve o yolda ilerlemeye devam edecek. Kolombiya iç savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Sanki çok kaynağım varmış gibi bir de buraya yardım göndermek zorundayım şu an. Çok güzel. Bakalım Kolombiya'ya ne gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada Angola çok patlamaya yakın duruyor. Umarım stabilitesi iyi olmaya devam eder. Ben her an Afrika'dan çıkabilirim aslında ama şu an çıkmamakta diretiyorum. Hatta Angola'ya biraz daha birlik yollayalım. Onun dışında Kolombiya iç savaşına birlik gönderebiliyor muyum? Para gönderelim. Engineer, mühendis gönderelim bölgeye. 5 tane transport planım yok mu gerçekten? Arkadaşım, ben niye hiç transport planı üretmedim? Geçmiş olsun. Ben buraya division gönderemiyor muyum? Division göndermeye dair şu an bir decision yok. Olursa göndereceğiz artık. Irkutsk bizimle iletişime geçiyor. Bizi tanıyın. Bizi Sovyet yönetimi olarak, Rusya'nın lideri olarak görün diyor. Eski dostumuzla görüşelim mi? Yoksa artık aynı şeyleri denemenin vakti değil mi diyelim. Ben şahsen Kennedy olarak bu Bolşevik NVKD artı herifi tanımıyorum arkadaşlar. Bu herif Sovyetleri temsil etmiyor. Bu herinin değerlerini temsil etmiyor dermişim. Aslında öyle bir durum yok. Ancak ben kabul etmeyeceğim yine de. Sevmiyoruz kendisini. Bu sırada Endonezya'daki iç savaşı bitirmek için güzel bir fırsat elimize geçti. Hoover'ı zorla safımıza çektikten sonra kendisine ait belgeleri karıştırmaya başladık arkadaşlar. Çok şok eden şeyler var. Az şok eden şeyler var. Ama bizi en çok şok eden şey Cointel Pro isimli program oldu. Bu programa göre toplum istikrarını bozdu düşünülen, tabi onların kendi görüşüne göre, mesela sivil haklar yasasını geçirecek aktivistleri devamlı inceleyip tüm kamera kayıtlarını nerede yatmış, nerede ne yapmış, onları kaydedip onlara şantaj yoluyla davalarından vazgeçirmeye zorlamışlar. Bu programı açığa çıkardık ve şimdi başkanımız Hoover'ı Oval Office'e davet edip o köpekle görüşüp neden böyle bir şey yaptığını ona soracak. Kabine toplantısında tüm görüşmeler bitince Hoover'a doğru dönüyor Kennedy. Ve senin şu Cointel programın diyor. Prensiplerini ve olayını tartıştık zaten. Seni şimdilik rahat bırakacağım diyor. Ancak senden bir isteğim var. Şimdi senin programında bu kadar kaynak saçılmış, kaynak yatırılmış. Bunun boşa gitmesi güzel olmaz diyor Kennedy. Biz senin programını ülkemiz içerisindeki tutucu ve aşırı muhafazakar kesim için kullanıp onları izleyelim. Ne dersin diyor. Hoover bir garipsiyor başta, sonra diyor ki tabii efendim, tabii. Siz bana bir isim listesi verin, hemen işe koyulayım diyor. Kabinedeki diğer isimler şaşkınlıkla Kennedy'ye bakıyorlar. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı Kennedy'den. Ancak arkadaşlar, ekstrem sorunlar ekstrem çözümler gerektirir. Yönetimini Hoover'dan devraldığımız Cointel programı ile beraber politik düşmanlarımızı yakından izleyeceğiz arkadaşlar ve onlara dair bilgiler edineceğiz. Aynı zamanda ülkede, evet, gördüğünüz gibi savaş isteği azalmış durumda. Çünkü çok fazla savaşa girdik ve savaşlar yavaş ilerledi. Halkımız savaşlardan çekilmemizi istiyor yavaş yavaş. Özellikle Afrika'daki başarısızlıklar kötü oldu. Ancak biraz daha zorlamamız lazım. Afrika bu gidişle birkaç yıl içerisinde düzgün bir hale gelebilir arkadaşlar. Şu Endonezya'yı bir bitirelim. Evet, şanslıyız ki son birkaç çeyrektir ekonomik başarılarımız istenilen düzeyde ilerledi. Ve bu sayede
oy bütünlüğümüzü sağladık seçimlerde. Ve benden size bir tavsiye arkadaşlar. Sakın bu savaşa tank getirmeyin. Ben yanlışlıkla tank seçmişim. Sonra bir şey olmaz dedim. Ama tank cidden bu jungle'larda hiç gerek yok. Neyse bir televizyon bakalım arkadaşlar. İki event geldi. Birincisinde başkan yardımcımız Guy. Şu kişi arkadaşlar, William Guy. Ve Clark'la beraber duruyor yine partimizden. Ve bu coin tap programını kullanman çok yanlış diyorlar. Bu bir kere ahlaki değil diyorlar. Bir de MPP içerisindeki milliyetçileri, yani kendi partimizi dinlemek istiyorsun. Bu saçmalık diyorlar. Bu Nixon yapıyordu zaten diyorlar. Robert'ımız sinirlenip diyor ki bunu yapmak zorundayım, ben başkanım. Karşınızda başkan var şu an. Beni bu yoldan vazgeçiremeyeceksiniz. Uğraşmamız gereken Allah'ın belası Güneyliler ve senatonun başına Turmont denen aşırı sağcı bir herif var. Ben bunların hepsini kontratla tutacağım. Çünkü onların karşısında ahlaklı kalamayız. Onlar bizi ahlaksızlıklarına çekerken biz öylece kalırsak zaten yenilir, kaybederiz bu savaşı diyor. Onları gönderiyor. İçinden düşünüyor sonra. Şu an kardeşim Jack burada olsaydı hiç memnun olmazdı benden diyor. Yine ayrı bir olayda Guy ile beraber deli gibi tartışıyor Robert. Onları kendi yöntemleriyle ortadan kaldırmamız lazım. Amerika'yı ayakta tutmak için bunu yapmam lazım diye kendi kendine düşünüyor. Ve yine başkan yardımcısı Guy'a haddini bildiriyor. Guy odadan çıkarken diyor ki kardeşin John öldü diyor Robert. Artık ölü bir insanın hayalini yaşamayı bırak. Evet, ikircikli bir durumdayız. Amerika'daki en yüksek mahkemede artık bir Afro-Amerikalı var arkadaşlar. İlk defa yüksek Amerikan mahkemesine bir Afro-Amerikalıyı soktuk. Bu da bizim yönetimimizde oldu. Yine ilkleri başarıyoruz ya. Muhteşemiz. Burada aşırı sağcı, aşırı sağ da değil, direkt Nazi olan Joaquin grubuna sızan bir Cointelpro mensubunu okuyoruz arkadaşlar. Dostlar, ben mi doğru görüyorum? Evet, ben bayağı doğru görüyorum şu an. Başardık. Başardık. Şimdi ortada kalan son yapılanmaları da yıkacağız. Şu Makassar'daki devleti yok edeceğiz. Karşımıza başka hiçbir güç kalmayacak. Japonlara büyük bir ders daha verdik. Diplomatlarımız Omsk'a gidip burada bir otel odasına kalıp görüşme gerçekleştiriyorlar. Burada Yazov'un birleştirdiği devlet tanınmak istiyormuş. Diplomatik ilişkiler kurmak adına bölgeye diplomatlarımız gitmiş. Her şey çok güzel, tatlı görünüyor diyorlar. Ancak burada bir sıkıntı var. Acaba diplomatlarımız mı paranoyak, yoksa insanlar hani gülümsüyorlar, bakıyorlar ama ölü gibiler. Hani böyle sanki işlerinde bir şey ölmüş gibi bakıyorlar. Sanki her şey böyle yapay bir setmiş gibi. Tabii biz paranoya düşmeyeceğiz. Biz Omsk'u kabul edeceğiz arkadaşlar. Omsk bizim için güzel bir ortak olacak. Umarız ki ileride çok güzel şeyler yapacaklardır. Ah be. Walt Disney ölmüş arkadaşlar. Kendisini sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda her ne kadar seviye karşısını geçirsek de bir anda toplum, kültürümüz değişmeyecek tabii ki. Kültürü oturtmak, yerleştirmek ve daha progresif bir hale getirmek için özellikle eğitimde ve ahlaki olarak çabamızı göstereceğiz. Hem ekonomik hem eğitimsel hem de ahlaki, sosyal yardımlarımızla beraber bu Amerika'nın kanserini çözeceğiz. Milliyetçi kanatın ofislerine ufak eş zamanlı operasyonlar düzenliyoruz arkadaşlar. Tabii tek bir elemanla yapılan gizli operasyonlarla beraber birkaç belgenin kopyasını çıkartıyor ve onlara ajanlık yapıyoruz. Çok büyük bir başarısızlık arkadaşlar. Çok büyük bir başarısızlık. Maalesef ki faşizm kazandı arkadaşlar. Kolombiya'da maalesef ki faşizm kazandı. Bölgeye yeterli yardım yapamadık. Çünkü daha büyük hedeflerimiz vardı. Amerika'da, Güney Amerika'da faşizmin olması hoş bir şey değil tabii. Ancak çözeriz. Oraya da demokrasiyi getiririz vaktini gelince. Şu an bir Endonezya'yı bitirelim de. Ama bu çok büyük bir darbe oluyor bizim koalisyonumuz adına. O yüzden bilemiyorum. Redlining, yani kırmızı çizgilenmek adında bir segregasyon politikası var tüm Amerikan toplumunda. Beyazlarla siyahilerin aynı şehir, aynı mahallede veya aynı gettolarda, aynı marketten alışveriş yapmasıymış, aynı yerde yaşamasıymış, aynı okulda bulunmasıymış tarzı şeyleri engelliyor bu. Bunu sileceğiz. Tüm bu kırmızı yolları sileceğiz arkadaşlar. Ve bu bize pahalıya mal olacak. Ancak bunu yapmamız lazım. Cumhuriyetçiler büyük bir güç kazanıyor bunun sayesinde. Ancak önemli olan şey siyahilerin durumu. Zaten senato seçimlerinde çok büyük bir galibiyet aldık. MPP'nin 67, karşı tarafın ise 31 senatörü var artık. Haritayı büyük oranda kahverengiye boyadık. Bakalım 2 yıl sonraki seçimlerde neler olacak. Beyaz Saray'da aşçılarımız kendi aralarında konuşup Endonezya'daki zaferimiz adına yemekler pişiriyorlar arkadaşlar. Tamamen Endonezya bölgesine dair yemekler yaparken durumu konuşuyorlar. Amerika'da herkes mutlu. Bölgede görevlendirilmiş askerlerden çok fazla tanıdığı olan vardı ve onların geri dönüşünü kutluyorlar. Onlar gelecek ve ailelerine tekrar kavuşacaklar. Ancak Endonezya'nın başına geçen yeni liderimiz Hatta'nın Japonya'dan gelecek bir notayla beraber tekrar onların paktına dahil edilmesi konusu gündemdeymiş. Böyle bir şey olsa bile bizim ekonomik paktımızdalar şu an. Japonya yönetimi ve halkının gözünü boyamak için böyle bir durum olur. Buraya çok fazla şey yatırdık. Bizden öylece kayıp gidemezler artık. Gerekirse buraya Avustralya ile beraber nükleer atarım kardeşim. Düzgün ol.
Sen bir revolutionary'sin. Sen devrimci birisin. Seni doğru yola getirdik, ülkenin başına koyduk. Bize kazık atmayacaksın hatta. Adam ol. Büyük bir savcı olan General Clark, Cointelpro'yu araştırmak adına çalışmalara başlamıştı. Biz çeşitli şantajlar ve onu tehdit ederek Cointelpro'ya dair bilgileri kendisinden alıyoruz arkadaşlar ve onun bu bilgileri kamuoyuna duyurmasını, başkanlığımızı sıkıntıya sokma riskini ortadan kaldırıyoruz. Şimdi Kennedy istediği gibi Amerika'yı yoluna sokabilir. Canavarlarla savaşan adam Robert Kennedy, Oval Ofis'in penceresinden dışarıya doğru bakıyor. Ne kadar güzel bir gün diyor. Artık Clark da ortada olmadığına göre Cointelpro'nun genişletilmesi ve rakipler üzerine kullanılmasında kimse ona karşı çıkamaz. Sonuçta bu sadece bir silah diye düşünüyor. İyi bir insanın elinde iyi bir silah olur. Kötü bir insanın eline geçmemesi lazım sadece. Dünyayı iyi bir haline getirmek için bunu kullanmayı düşünüyor sadece. Arkasında William Guy var, ona doğru dönüyor. Ne kadar güzel bir gün değil mi William diyor. Keşke hep aynı düşünseydik ancak yapacak bir şey yok diyor. Kapıyı kapatmadan önce Kennedy'ye doğru bakıyor Guy ve düşünüyor ki iyi ki kardeşi Jack burada değil. Burada olmadığı için şanslı Jack, öldüğü için şanslı çünkü kardeşinin ne hale geldiğini görmedi. Arkadaşlar elbette entegrasyon politikalarımız bir anda başarıya yol açacak diye bir durum yok. Özellikle güney eyaletlerimizde her ne kadar biz Afro-Amerikalılarla beyazların beraber yaşamasına dair insan hakları sözleşmesine imza atmış olsak da örneğin şimdi güney eyaletlerinden birinde kafeterya işleten bir beyaz siyahiye servis yapmayacağını ve oradan çıkmasını istemiş. Daha sonra bu olay yargıya taşınmış ve şu an güneydeki Dixiecratlar yani beyaz üstünlükçüler bu herifi radyo gezdirip bu herifi kolluyorlar arkadaşlar. Kennedy gazetede bu haberi okuyor. Acaba ne yapsa, sözlü bir dalaşa mı girse bu herifle yoksa laf çakıp bu hareketin uygunsuz olduğunu belirtip sonra aradan çekilse mi? Biz çok radikal olmayalım diyoruz. Herife sadece lafımızı edelim ve aradan çekilelim. Kendi başımıza bela almayalım şimdilik. Maddox'ın yani bize karşı gelen herifin ağzını kapatıyoruz gerekli yargı mekanizmaları ve parayla beraber. Ancak maalesef Afro-Amerikalı dostlarımız neden bu herife karşı daha iyi bir önlem almadınız diye bize kızıyorlar. Ancak yapacak bir şey yok. Çok radikal olursak arkadaşlar, dengeyi kaçırırsak başkanlığımız riske girer. İkinci Dünya Savaşı sırasında Danimarkalılardan devraldığımız Grönland'daki yapıyı okuyoruz. Burada halka ne kadar güç veriyormuşuz gibi dursak da aslında burada Amerikan ordusunun sözü geçiyor. Bizim konsülümüzün sözü geçiyor. Ve bu konuda pek de bir şey yapamayacaklar. Amerika'nın buradaki varlığı önemli ve biz burada güç sahibi olmaya, kontrol sahibi olmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, büyük bir program başlatıyor Robert F. Kennedy. Amerikan okullarında da şimdiye kadar segregasyon vardı. Ancak artık bunun kalkmasının vakti geldi diyor. Bizim halkımız ten renginden bağımsız olarak aynı eğitim alacak. Herkes de fırsat eşitliği eşit olacak diyor. Büyük bir açıklama yapıyor. Tabii bu büyük bir adım arkadaşlar ve her ne kadar siyahiler bizi destekleyecek olsa da beyaz kesim Demokrat ve Cumhuriyetçi partilere doğru kayıyor. Cointelpro programı kapsamında arkadaşlar Barry Goldwater, ileride rakibimiz olabilecek büyük bir senatörün kızının evine girdik ve kızına yazdığı bir mektubu çaldık. Mektubun içeriğinde kızının kürtaj parasını ödediği illegal yollardan bahsediliyor. Kız üniversitede okuyormuş. Tabii bu biz özgürlükçü insanlarız, bizim için sorun yok ancak kendi seçmeni için sorun olacağı için biz bunu gazetelere verdik, yayınladılar. Her şey Kennedy'nin iyiliği için arkadaşlar. Elbette Cumhuriyetçi Demokrat kanatta da bölünme oluşuyor bunun sayesinde. Barry Goldwater'a yaptığımız operasyon elimizde patlıyor arkadaşlar. Barry Goldwater büyük bir açıklama yapıyor medyaya karşı. Bu kişilerin hak ve özgürlüklerine bir müdahaledir. Benim kızımla aramdaki olan ilişkiye kimse karışamaz. Ben bu yapılanın Kennedy yönetimi tarafından yapıldığını, onların ajandasının işi olduğunu düşünüyorum. Ve bu bir hırsızlıktır, özel mülke girmektir. Ben asla sözümden caymayacağım. Başıma ne getirebilirseniz getirebilirsiniz diyor. Ve büyük bir coşkuyla karşılanıyor Cumhuriyetçi kesim tarafından bu. Maalesef Kolombiya'yı kaybettik arkadaşlar. Faşistler Kolombiya'nın başına geçiyor. Angola'daki planımız patlak verdi. Burada her ne kadar buradaki özgürleştirici koloni yönetimine destek olmaya çalışsam da Afrikalılar burada yönetimi devralmış durumdalar. Halen bizim baktığımıza dahiller ama her an burada bir iç savaş yükselebilir. Burada varlığımızdan çok rahatsızlar. Bu diğer iki yönetimde ise herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. Ancak burada başlayan isyan ateşi diğer bölgelere de yayılabilir. Okullarımızda segregasyonu kaldırmaya, burada öğrencileri bir arada tutmaya devam ediyoruz. Ek ödenek ayırıyoruz bunun için. Barry Goldwater denen herif yine önümüze köstek olmaya çalışıyor arkadaşlar. Burada özellikle güney eyaletlerinde eyaletlerin kendi yasama organları ve kendi yasaları var diyor. Federal yönetimlere karışamazsınız diyor merkezi yönetim olarak. Burada okulları biz düzenleriz diyor. Burada entegrasyonu dilediğiniz gibi pat diye yerleştiremezsiniz diyor. Ancak kimse bizim önümüze duramaz arkadaşlar. Barry Goldwater'a haddini bildirecek ve Amerika'daki tüm okullarda segregasyonu kaldıracağız. Goldwater lafı eğirip
çeviriyor ve bize karşı geliyor arkadaşlar. Giderek önümüze bir engel oluşturuyor bu herif. Her ne kadar laf etsek de bu herif her zaman iki adım önümüzde. Goldwater'ı çıldırttık biraz, ancak orta yolu bulduk arkadaşlar. İstediğimiz kadar radikal bir planla beraber okulları direkt segregasyondan ayıramıyoruz. Ancak en azından buraya doğru yol almaya devam edeceğiz. Lyndon Johnson ve Phil Hart konuşuyor. Johnson başkanlık fırsatını kaybetti arkadaşlar. Ancak şimdi Phil Hart, Johnson'ın istediği bir başkan adayı adeta ve onu ikna etmeye çalışıyor. 68 yılında Cumhuriyetçi kanatlarına çok fazla sayıda aday adayı ortaya çıkacak. Ancak ben senin iyi bir aday olacağını düşünüyorum. Ve Amerika'nın geleceğini, sivil haklar yasasını ve yeni planını devam ettirerek iyi bir noktaya getirebileceğini düşünüyorum. Bizim Kennedy'ye karşı koyabilecek bir adaya ihtiyacımız var. Ve eğer kabul etmezsen karına ve kızlarına derim ki şu adamı biraz daha vicdanlı hale getirin diyor. Johnson, Hart'ın başkan adaylığını destekliyor. Seçimlere ise daha 1,5 sene var. Barry Goldwater denen herif Amerika'nın tüm kasabalarını geziyor ve halktan destek toplamaya devam ediyor. Yani başkanlık adaylığını bu kadar belli etmene gerek yoktu. Sonunda arkadaşlar, Afrika'da yaptığımız çalışmalar sonucunda en azından Doğu Afrika ülkelerinde bağımsızlıklarını savaşsız bir şekilde tanıyor ve buradaki çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Sırada Kongo'yu halletmekte sıra. Jamaikalılar arkadaşlar bağımsız olmak istiyormuş. Bu federasyonun içerisinde olmak istemiyorlarmış. Şimdi onların bağımsızlığını destekleyecek miyiz yoksa federasyonun devamlılığını mı isteyeceğiz? Ben şahsen kabul etmiyorum. Burada tek devlet olarak kalsınlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere biraz geri tarihe gittim şu an. Çünkü size de ufak bir bilgilendirme yapayım. Haziran ayında birkaç deneme yaptım. Ve başımıza talihsiz bazı olaylar geldi. Ülkemizin kaderini etkileyen bazı olaylar yaşandı. Ben de şimdi şansımı tekrar denemek için, bu 4. 5. defa falan olacak herhalde, bir takım farklı yollar deneyeceğim ama olmazsa eğer kaderimizi kabulleneceğiz arkadaşlar. Siz de birazdan göreceksiniz. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Güneylilerin işlerine karışmaktansa, okul mokul segregasyonu ortadan kaldırmaktansa daha böyle sosyal devlet anlayışımızı benimseyecek milliyetçilerin de sevdiği programlara yöneleceğiz. Onların gönlünü alacağız. Radikal yoldan gitmeyeceğiz. Tüm Amerikan halkının seveceği bir emeklilik programı yapacağız arkadaşlar. Public Pensions programı ile beraber emeklilikteki bütçeyi arttıracağız. Ve genel olarak muhafazakar seçmenin de hoşuna gidecek adımlar atacağız. Oval Office'te başkan ve başkan yardımcısı beraber planlarını tartışıyorlar arkadaşlar. İşçileri memnun edip, sosyal politikalarda ilerleyip, milliyetçi kanatla aynı görüşte yer alıp, onların bizden çok ayrılmamasını sağlayacağız, radikalleşmemesini sağlayacağız, kendi safımıza tutacağız genel olarak. Umarız da bunu başarabiliriz. Bu sırada Afrika'nın dağılmasına izin vermeyeceğim. Az önce çok iyi kotarmıştım ancak şu an oyunu başa aldık. Buna dikkat etmem lazım. Önceki oyunda o kadar laf çaktığım Wallace'la şimdi beraber mitinge çıkıyorum arkadaşlar. Siyahiler bana oy verecek, bölgenin yerli halkı da milliyetçilere oy verecek. Şu an herhangi bir başkanla aynı nitelikte görünüyorum milliyetçiler tarafından. Ben o kadar radikal ilerlemiş ve milliyetçilerin üzerine ezmiştim ki beni Amerikan rüyasının baltalayıcısı bir başkan olarak görüyorlardı ve tatsız bazı olaylar yaşanmıştı. Umuyoruz ki bu tekrar yaşanmayacak. Şimdi Ohio'da bir konuşma yapıyor Kennedy'miz. Sosyal güvenlik programı büyük bir program olacak arkadaşlar. Bu programı meclisten geçirmemiz lazım. Buna dair kampanya yürütüyor ve ülkeyi geziyoruz. Şimdi tabii biz konuşmamızı yaptık ancak el sıkışacağımız bir sendika lideri olacak. Hangi sendika lideriyle direkt el sıkışıp yakınlık kuracağımızı seçiyoruz burada. Milliyetçi bir sendikayla mı el sıkışacağız? Kendi progresif sendikamızla mı el sıkışacağız? Yoksa orta yolda bölgenin en eski sendikalarından biriyle mi el sıkışacağız? Beraber poz vereceğiz. Ben milliyetçi kanatla el sıkışıp partimiz içerisindeki birliğin devam ettiğini, hala milliyetçi kanatla çok iyi anlaştığımızı dünyaya duyuruyorum. En büyük karşıtlarımız olan Goldwater'la bir televizyon programı düzenliyor. Ve karşılıklı açık oturum yapıyor. Fikirlerimizi tartışıyoruz arkadaşlar. Ancak hepsi skripte, yani senaryoya dahil, tüm sorular önceden hazırdı. Kimse birbirine laf dalaşına girmeden, sanki Amerika'da herhangi bir politik ayrım yokmuş, bir kutuplaşma yokmuş gibi Goldwater'la televizyona çıktık. Birkaç saat programımızı yaptık ve dağıttık. Amerika'da halen birlik var kardeşim. Biz halen sağ kanatla beraber iş yürütebiliyoruz. Sağa doğru o kadar adım attım ki artık muhafazakar olarak görülüyorum arkadaşlar. Demokratlar ve sol MPP üyelerine oy kaymaya başladı şu an. Ülkemizin sanayisinin en yüksek olduğu kesimde büyük bir turlama yapıyor. Ve buradaki sendikalardan yoğun bir destek alıyor. Ülkemizin sosyal politikaları iyileşmeye devam ediyor. İşçi hakları gelişecek. Arkadaşlar bir hafta içerisinde elim bir hadise yaşanmazsa muhteşem olacak. Şu an bekliyorum. Korkarak bekliyorum.
Umarım yine aynı sıkıntı ve sona ulaşmam. Ve evet, ulaşmadım. Tamam. Kendi lanetinden şimdilik kurtuldum. Umarım o lanete tekrar yakalanmam. Yiyecek bankaları kuruyor ve açlık sorununu çözmeye çalışıyoruz fakir kesim üzerinde. Bu güneyde bazı tepkilere yol açabilir ancak orta yol bulacağımıza inanıyoruz. Amerikan ve dünya tarihinde bir ilk olarak basic income deneyini uygulayacağız arkadaşlar. Bu basic income denen olay ne biliyor musunuz? Çalışmasanız bile devlet size aylık para ödemeye devam ediyor. Bu da insanları tüketime teşvik ediyor. Bizim evrenimizde 2010'lu yıllarda bu olay Kanada'da ve Almanya'da denenmeye başladı belirli bölgelerde. Biz de şimdi 1967 itibariyle Amerika'da belirli büyük şehirlerde bunu deneyip bunun ekonomiye katkısını ölçeceğiz. Eğer işe yarıyorsa kullanmaya devam ederiz. Tabii karşımızdaki kanat buna çok karşı. Progresifler olarak biz bunu desteklesek de bakalım işe yarayacak mı? Enflasyonu biraz fırlatmışız sosyal güvenlik politikalarımız yüzünden. Enflasyonu tekrar kurtarmak için lütfen paralarınızı sayın diyoruz halkımıza ve enflasyonu çözmek için GDP artışımızdan biraz veriyoruz. Aynı zamanda Kolombiya'da ne olmuş? Faşistler tam olarak yönetimde değil. Ancak sağ bir hükümet var ve evet, maalesef ki yakınlaştıkları devlet Japonya. İşsizliği düşürmek için yeni plan döneminde olduğu gibi yeni devlet iş alanları yaratıyor ve işsizleri burada işe alıyoruz. Yeni programımız devreye kondu arkadaşlar. İş Bakanlığımızla beraber işsizliği azaltacağız. Aynı zamanda Batı Afrika Savaşı başladı. Burada De Gaulle'ün Özgür Fransa adı verilen koloni devletini istemeyen Afrikalılar kendisine savaş ilan etmişler. Ancak her ne kadar De Gaulle'le ayrıldığımız çok nokta olsa ve Amerika olarak Fransa ile pek iyi anlaşamasak da kendine destek vermemiz Afrika'daki varlığımızın büyümesine yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, henüz savaş ekranı bize gelmedi. Bu arada yeni bir yasa geçireceğiz. Affordable Housing Act, yani halkımıza faiz oranı az kredi verip ev sahibi olmalarını sağlayacağız ve evsizlik sorununu da çözeceğiz. Yani Türkiye'nin tersi arkadaşlar. Bakalım Kongre'den bunu geçirebilecek miyiz? Vekillerin çoğu bizde. Ben geçeceğine inanıyorum yani. 67 tane senatörümüz var. Kennedy skoçunu yudumlayıp düşünüyor. Cumhuriyetçi demokratlar burada Amerikan varlığını istemese de Batı Afrika'daki Fransızlara yardım etmek zorundayız. Güney Afrika'da birkaç yıl önce güzel başarılar elde ettik. Her ne kadar çok sayıda askerimiz hayatını kaybetse de. Şimdi buradaki koloni hükümetine mecbur olarak yardım etmemiz lazım. Çünkü Afrika'da sosyalist devletlerin yükselmesi bizim burada kuracağımız demokrasilerin de tehlikeye girmesine sebep olur. Zaten Angola'da büyük bir komünist tehdit var şu an bile. O yüzden zaten siyahilere karşı savaşmak isteyen milliyetçi kanat Afrika'ya girmemizi hoş karşılayacak. Biz de Afrika Savaşı'na dahil oluyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz Fransızlara yardım edip koloni yönetimlerinin orada kalmasını sağlayalım. Senato'ya sunduğumuz uygun fiyatlı ev yasamız geçiyor arkadaşlar. Tabii bu progresiflere olan desteği büyük bir oranda arttırıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Halkımızın fikri oluşmaya başlıyor Batı Afrika Savaşı ile ilgili. Şimdilik pek de desteklendiğini söyleyemeyiz arkadaşlar bu savaşın. Angola'da maalesef barışı getiremedik arkadaşlar. Afrikalı komünistler ve Afrikalı otoriter askeri yönetim birbirine girmiş bulunmakta Angola'da. Afrikalılar iç savaşı sever. Biz de izlemeye devam ederiz. Kennedy yine halka sesleniyor. Vatandaşlarım, Amerika ile ilgili vizyonumu sizinle paylaşmak istiyorum diyor. Ülkenin her tarafını gezdim. Ülkenin zenginliklerini de fakirliklerini de gördüm. Devletimi ırk ayrımı olmayan bir yer haline getirmeye devam ediyorum. Aynı zamanda yoksulluğu da çözeceğiz. Refah toplumumuzu ilerleteceğiz. Ve herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlayacağız. İşçinin de hakkı olacak, zenginin de olacak, orta kesimin de olacak, fakirlik de ortadan kalkacak diyor. İddialı bir konuşma yapıyor. Merak etmeyin, devlet size gerekli yardımı yapacaktır. Tanrı Amerika'yı korusun diye konuşmasını bitiriyor. Ve bu konuşması da tabii ki liberaller tarafından seviliyor. Japonya Cameron'a devamlı destek veriyor arkadaşlar. Bu desteği yarmamız lazım artık, yeter. Christmas taarruzunu emrediyoruz. Umuyoruz ki yılbaşı taarruzuyla beraber ilerleme kat edecek Fransız tarafı. Ancak Amerikan halkı savaşın bitmekten çok uzak olduğunu öğrenmiş oldu bu başarısız taarruzla beraber. Batı Afrika Savaşı daha devam edecek olan bir vekalet savaşı olmaya devam ediyor. Bu sırada biz Angola'da militarist kanada destek veriyoruz arkadaşlar. Hatta onlardan elmas alıyor ve onlara silah veriyoruz. Bölgedeki taarruz büyük başarısızlıkla sonuçlandı. Üzerine karşı taarruza geçti Kamerunlular. Fransa burada dayanabilir mi ya? Eventimizde New York Times gazetesindeki Kamerun'dan henüz yeni gelmiş gazetecinin bölgede çektiği bir fotoğraf tartışılıyor. Eğer bu fotoğrafı yayınlarsak
Amerika'nın savaşı olan desteği düşecek ve büyük bir kaos oluşacak diyorlar. Arkadaşlar fotoğrafta bir Fransız koloni askerinin yakalanan Kamerunlu askere silah doğrulturken bir fotoğrafı çekilmiş. Ancak tam fotoğraf çekilirken silah patlamış ve ortaya pek hoş olmayan bir görüntü çıkmış. Bu an yakalanmış yani. Her ne olursa olsun fotoğrafı yayınlamaya karar veriyorlar ve bu savaşı olan desteği düşürüyor. Goldwater her zamanki gibi devletin devlet olmasını istemeyen aşırı neoliberal birisi arkadaşlar. Politikalarımızı eleştiriyor. Sosyal devlete böyle yatırım yapmana gerek yok diyor. Vergiyi az tut kardeşim, devlet pek bir işe karışmasın, herkes kendi yolunu bulur zaten diyor. Biz ise ona karşı gelmeye devam edeceğiz. Kendi Amerika'mızı yaratmaya devam edeceğiz. Sen Cumhuriyetçi kanadı desteklemeye devam et. Ortadan kaldırılmış Afrikalı insanların görüntüleri savaşı olan desteği düşürmeye devam ediyor arkadaşlar. Fransızlar burada hiç hoş olmayan şeyler yapıyorlar. Halkımızın savaşı olan desteği azalmaya devam ediyor. Hükümete olan güvenleri azalmış durumda. Söylenenlere inanmıyorlar. Çünkü medyada yer alan bazı görüntüler burada çizilen özgür batılı devlet imajının pek de öyle olmadığını gösterir nitelikte. Aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için burs programını, burs yasasını meclise sunuyorum arkadaşlar. Senatörlerin şu anlık %50'den fazlası beni desteklediği için ek bir önlem almayacağım. Cidden 36 adet senatöre sahip olmamız bizim için çok güzel oldu. İstediğim yasayı tak tak geçirebiliyorum şu an. Japon askerleriyle savaşmaya devam ediyor buradaki OFN askerleri. Keşke şu an bu savaşı direkt adım atıp burada paketler atabilsem. Ancak şu an durum iyi görünüyor arkadaşlar. Verdiğimiz yardımlar neticesinde Fransızlar düşecek gibi durmuyor. Şu Ghana'yı bir ortadan kaldırabilseler Kamerun'u rahatça hallederler de bakalım ne zaman yapacaklar. Çünkü artık savaşa olan destek bayağı bir düştü. Debuff yiyoruz yani. Mecliste generallerimizden birisi arkadaşlar sorguya çekiliyor. Tabi arkadaşlar bize halen demokrasi var siz ne kadar sevmeseniz de. Demokrat senatör diyor ki bizim generalimize, biz niye burada bu savaşın içerisindeyiz? Batı emperyalizmini destekliyoruz, Fransızlara destek oluyoruz diyor. Biz de generalimiz de kendini savunuyor tabi. Burada Japonlardan yardım alan sosyalizmi yaymak isteyen bir örgüt var. Onu engellememiz lazım diyor. Ancak Demokrat onun ağzına lafı tıkıyor. Batı Afrika'da boş yere kayıp vermemize gerek yok. Burada bildiğin emperyalizmi destekliyoruz. Bunun desteklenecek hiçbir tarafı yok diyor. Tabi bu da canlı yayınlandığı için, haber bültenlerinde yer bulduğu için yine savaş olan desteği düşürmeye devam ediyor. Başkanlık seçimi dönemine girmiş bulunmaktayız. Peki biz kimi destekleyeceğiz? Elbette ki Kennedy'yi destekleyeceğiz arkadaşlar. Kennedy doğru yoldadır. Zaten eyaletlerin çoğu şu an bizde. Umarım yine çoğunluğu sağlamaya devam ederiz. Başkanımız öğrenciler ve öğretmenlerin arasında Strong John Thompson Lisesi'nde Washington DC'de poz veriyor. Bugün itibariyle federal öğrenci bursu yasası geçti arkadaşlar. Bugün Amerikan öğrencileri yeni bir şansı hak etti. Onların üzerindeki ekonomik yükü kaldırdık ve eğitim hakkına sahip olmalarını sağladık. Artık Amerikalılar daha iyi eğitim alacaklar, daha başarılı olacaklar, dünyaya katkı sağlayacaklar. Tabi bütçemizden çok ufak bir miktar ayırmış olabiliriz ancak bu bizim işimize yarayacak ve gördüğünüz gibi çok güzel de buff'lar elde ediyoruz. Fransız paktı Ghana'yı da ortadan kaldırdı. Kamerun'un şu an herhangi bir şansı kaldığını sanmıyorum ben. Destek verdiğimiz taraf savaşı kazanacak gibi. Angola'da da bu hükümet savaşı kazansa çok güzel olacak. Şu an buraya asker gönderemiyorum. Karşı tarafta ise Japonya asker gönderebilmiş durumda. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz olay bölgedeki Amerikan gemisi USS Maddox'ın bölgede devriye atarken saldırıya uğramasıymış Kamerunlular tarafından. Başkanımız açıklama yapıyor ve bölgedeki desteğimiz devam edecektir diyor. Bu bölgedeki tiranlara derslerini vereceğiz. Grönland üzerinde uçuş yapan B-52 uçağımız içerisinde 4 tane nükleer bomba varken düştü arkadaşlar. Şanslıyız ki herhangi bir nükleer bomba patlamadı. Bölgeye giden ekibimiz nükleer bombaları kurtardı ancak radyasyon sızıntısı varmış bölgede. Şu anlık pek bir sıkıntı olmayacak gibi ancak Grönlandlılar bundan çok rahatsız oldu ve medyada büyük bir yankı uyandırdı bu. Almanya'da bir basın açıklaması yapıp bizi güvensizlik ve sorumsuz olmakla suçlamış. Kötü bir imaj oldu bu bizim için. Ama en azından ortaya büyük bir zarar yok ya. Amerikan gemisinin saldırıya uğraması özellikle Japon destekli bir devlet tarafından büyük bir yankı uyandırdı. Ve bölgeye destek kuvvet göndermek konusunda anlaşmaya varıldı arkadaşlar. Şimdi birliklerimiz Kamerun'u ezip geçecek. Robert F. Kennedy yoksulluğa karşı savaş kampanyasını dünyaya, halkına duyuruyor arkadaşlar. Ülkede yoksulluk diye bir şey kalmayacak diyor. Gönüllüler ve
bağışlarla beraber, aynı zamanda federal hükümetin desteğiyle beraber yoksulluğu bitireceğiz. Hepinizin yardımına ihtiyacım var. Bir komün olmayı, bir birlik olmayı halkım görecektir diyor. Yoksulluğu dünya üzerinde kaldıran ilk ülke olacağız diyor. Belki bizim jenerasyonumuz değil, ancak bundan sonraki jenerasyonlar yoksulluk diye bir kavramın varlığından haberdar olmayacaktır diyor. Ve bu kapsamda ekonomik fırsat yasasını Senato'ya sunuyoruz. Bu büyük sosyal devlet olmayı içerecek yasa geçerse eğer Amerika'nın sosyal anlayışı büyük oranda değişecek ve Amerika'yı ileriye doğru taşıyacağız. Romney aday olmak istiyordu. İlk defa bir Amerikan başkanı adayı olacaktı Mormonlardan. Aynı zamanda yardımcı olarak da yanına bir siyahi seçecekti ve Amerika'nın ilk defa bir siyahi başkan yardımcısı adayı olacaktı. Ancak maalesef ekonomik sıkıntılardan ötürü Romney'in kampanyası yürürlüğe geçmiyor ve 68 seçimleri için aday olmuyor Romney. Dostlar, helikopterlerimizin bir Doğulay'a girişi var gördüğünüz üzere. Evet. Bu giriş o giriş arkadaşlar. Batı Afrika'daki savaşı sonlandırıyor ve burada Fransızların yönetimini sağlama alıyoruz. Umuyoruz ki bir Fransızlar ileride şuradaki Fransa'ya da dönerler. De Gaulle burada demokrasiyi getirir, tesis eder. Şu anki durumda yasa arkadaşlar 49'da kalıyor. 50 ya da 51 vekile ihtiyacımız var. Demokratlarla konuşsak çok güzel olacak. Demokratlarla konuşmaya geçersek eğer aynı zamanda milliyetçilerin de ek destek isteyebiliriz. Ancak şu an milliyetçilerin ek destek istesem onu bilemedim. Ben demokratlarla bir masaya oturacağım mecburen. Tabi Batı Afrika'daki başarımız arkadaşlar enternasyonalist politikalarda halkımızın desteğini arttırıyor ve partimize de güzel bir kazanç sağlıyor önümüzdeki seçimlerde. 2 Nisan itibariyle durumlar bu şekilde arkadaşlar. Karşılıklı miting yapıyoruz şu an bu bölgede. Eğer bakın şöyle bazı yerlerde değişiklikler var görebileceğiniz üzere. Umuyoruz ki büyük bir değişim olmaz. Senato çoğunluğu bizde kalmaya devam eder ve başkanımız olarak Kennedy'yi görmeye devam ederiz. Politikalarımız sonucu belirleyecek. Bekliyoruz arkadaşlar. Ve bu bölümü şimdilik sonlandırıyorum. Batı Afrika'da savaşımızı kazandık. Afrika'da maalesef Angola'da bazı ufak tatsızlıklar oldu. Onu hallettik. Şimdilik Robert F. Kennedy herhangi bir suikaste uğramadı. Umarız ki de uğramaz. Ayarı tutturmaya çalışacağız. Hem muhafazakar kanada hem de reform isteyen liberal kanada oynuyoruz şu an. Orta yoldan ilerlemeye devam ediyoruz. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar, iyi ikindiler, günaydınlar ve hoşça kalın.